Evet, Sürücünün Gözü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türkiye'de bir tane olan Honda Legend 88 evet. model coupe. 2.7 motor, yani 2675 cc, 166 beygir, V6 motor. Umarım testimizi beğenirsiniz. Testimize başlamadan önce aracın bazı detayları var, onları göstermek istiyorum. Mesela şurada emniyet kemerinin kolu var. Kapıyı açtığınızda siz rahat inebilin diye şuradan otomatik aşağı gidiyor. Tekrar kapıyı kapattığınızda otomatik yukarı geliyor. Emniyet kemerini takabilin diye. 88 model bir arabada. Yani çok ilginç özellikler var. Kullanmaya devam ettikçe bunları da anlatacağız. Şimdi iç mekandan başlayalım. İç mekan olarak araç bizi çok şaşırttı, değil mi? Evet. Yani araçta her şey var. Elektrikli. Aynen öyle. Çok güzel detayları var. Yani buradan sunroof elektrikli. En çok şaşırtan özelliklerden birisi de arka camların açılıyor olması. Arka evet, camlar da buradan elektrikli. Otomatik bir şekilde. Evet. Bu arada sol ön cam, yani şoför camı tam otomatik. Tek tuşla aşağı iniyor. Yani her şey araçta muazzam. 88 model bir arabayı zaten çok iyi korumuşlar. Araç Hamdi abinin arabası. Ya, arabanız çok güzel. Tam 80'leri yaşatıyor insana. Renk olarak kahverengi zaten torpidosu falan. Plastik. Biraz yumuşak böyle ama. 88 yılına göre efsane ya zaten. Evet. Araba zaten adı efsane. Yani. Evet. Türkçe karşılığı efsane. Legend. Ya şey hani torpido falan o kadar kaliteli ki çift taraflı bandı yapışmadı. Evet. Cama yapıştırdık. Yani gerçekten araç çok güzel. Hani düğmelerin basma hissiyatı ya yani şu bile. Evet, çok güzel mesela. Değil diğer mi? Diğer düğmeler de aynı şekilde. Dörtlüsü falan buradan. Yani cruise kontrol var arabada. 88 model bir arabada cruise kontrol var. Başka bahsetmek istediğim bir özellik bu yerler halı kaplı. Yani gerçekten böyle uzun tüylü halı kaplı. Kadife gibi böyle çok enteresan. Yani araba genel olarak çok özenilmiş. Evet. Tam bir lüks. Aynı zamanda otomatik kliması var 88 model bir araçta. Burada manuel kontrol için bir kumanda yeri koymuşlar ve orayı açmak için şöyle switchli bir şey koymuşlar. Evet. Ama zaten otomatiğe bastığınız zaman evet. O her şeyi sizin adınıza burada ayarlıyor. İşte yönlerin ayarı, sıcaklık, klima açma, fan hızı falan ayarı yapabiliyorsunuz. Ve beni çok şaşırtan özelliklerden birisi hani sürüşe gelecek olursak araç dururken direksiyonu inanılmaz yumuşak, hızlandıkça sertleşiyor. Yani 88 yılında bunu nasıl ayarladılar bilmiyorum ama çok güzel dozajlamışlar. Gaz tepkisi aracın çok iyi. Yani 3000'den sonra artık iyice yürümeye başlıyor. Yol tutuşu gerçekten çok güzel. Zaten araç bir tek. Belli bir tepkiden sonra viteyi açtığı zaman evet iyice yürüyor. Arabaya yetişilmez oluyor. Evet. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi sunroof var elektrikli. Buradan far lambalarını bile ayarlayabiliyorsunuz hani dozajını. Çok yani gerçekten çok güzel. Her düğmenin hissiyatı, şu kapı kilitleme, açma yani gerçekten çok güzel. Ya içi şöyle uçak gibi. Hani bu Saab'larda falan vardı. Hep uçak parçaları kullanılmıştı o araçlarda. 9000'de falan mesela. Bu da o hissi veriyor yani böyle tam 80 yani her şey mekanik böyle teknik olarak çok güzel. Değil mesela. Mi? Ya şey 2017 Clio'dan bile daha çok ses geliyordu yürürken. Mesela bunda çok hafif alttan tatlı bir motor sesi. Evet. Başka hiç böyle mesela ben ses almıyorum. Ben de almıyorum. Bu arabayla böyle şehir içi uzun yol. Yani şehir içi çok yakar belki ama hafta sonları gezmek için bence çok güzel bir araba. Evet. Buralı işte sağa sola gezmeye gidebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Sunroof'u da var zaten açın yazın. Aynen öyle. Sunroof'u da elektrikli buradan göstereyim. Şöyle. Elektrikli sunroof'u var. Buradan tekrar kapatıyoruz. Evet bu manuel. Elde açıp kapatıyorsunuz. Evet biraz sert. Biraz sert. Yani evet. O kadar kaliteli yanmışlar ki hani bir süre sonra bozulmasın. Biz bunu sert yapalım demişler. Hala sert kalmış. Arka aydınlatması da yine çok geniş. Şu şekilde büyük bir ampul koymuşlar oraya. Araç genel olarak çok güzel. Evet. Bu aynayı da büyük gösteriyor yani büyüteç gibi. Arka tarafı çok büyük ve net görüyorsunuz. Arka cam rezistansı var. Bu arada şoför koltuğu elektrikli o. Elektrikli değil galiba. Evet değil. Manuel.
buradan camları kitleme düğmesi bile var. Buradan bastığınız zaman sadece şoför camı açılıp kapanabiliyor. Diğer hepsi kilitleniyor. Kapı içlerinde krom detayı gördün mü şuradaki? Evet. Yani çok kapı güzel açma yapmışlar. Şeyleri falan. Evet, düğmeler falan zaten. Kilit uçları falan. Çok güzel. Evet. Kapının içinde deri var. Ve gerçek deri. Gerçek deri. Hani dikişleri falan da çok hoş duruyor. Gerçekten çok güzel. Araç 2002 yılında Türkiye'ye girmiş. Gümrükten alınmış. Hamdi abi de çok uzun olmadı alalı zaten tarihi. Hani almış. Hamdi abi çok sever böyle araçları. Daha önce de Mustang'in falan vardı. Yani bunu da vallahi helal olsun. Nereden bulduysa çok güzel. Havalandırma kanallarının korumu da çok güzel. Ortaya en iyi standart iki tane burada var. Ve kapı üstlerinde de buhar evet, engellemeyici engellesin diye koymuşlar. Ve anında çözüyor bu uyu. Evet. Hani ön cam oldu. Düğmeye bastım. Hani ben açıldı mı diye bakana kadar bu uyu çözmüş oldu. Yani hakikaten enteresan. Şöyle ufak bir detay da var. Araba 88 model olmasına rağmen şuradaki benzin stikeri, uyarı stikeri hala duruyor. Tabii kapı içlerindeki Type F, evet. İşte boya kodları. Her şeyi her şey sapasağlam. Hani buralarda gözleri falan var şu şekilde. Evet. Ve bunun açılıp kapanması iç kadife zaten. Bak burası büyük ihtimal koltuk ısıtma yeri. Ama bu araçta evet, yok. Büyük ihtimal paketinden dolayıdır. Evet. Belki sonradan da yani ekstra takılanlara hani sonradan takabiliyorlar ya. Buradan şurada bir dizin ucunda bile hava kanalı var. Evet, yani. Elinize tam geliyor o da. Evet. Şurada küllüğü var. Şöyle basarak ya yani şu açılışı. Değil mi? Ben şu an ilk defa gördüm onu. Yani bütün gün bununla oynayabilirsiniz. Çok hakikaten çok kaliteli ya. Şurada bir aşağı doğru giden bir göz var işte anahtar vesaire bırakmak için ve çok derin. Ben kahverengi hiç sevmem. Biliyorsun beni zaten az çok. Hep siyah. Evet. Benim şeyimdir. Hani ama bu araç hakikaten kendini çok sevdirdi bana ya. Yani inesi gelmiyor insanın. Hamdi abiye arabayı geri gönderesim yok. Ya yani zaten ilk böyle oturduk hani birkaç düğmeyi gösterdi ya bana. Dedim zaten benim araba sende kalsın, bu bende kalsın. Mesela yani hakikaten çok güzel. Evet, araba çok güzel. Far yıkaması da var. Evet, far yıkaması var ve sadece su fışkırtıp bırakmıyor. Silecekli. Evet, silecekli. Şuraya bir ekran koymuşlar. Sadece saat görünüyor büyük ihtimalle. Şurada bir işte yine saklama gözü var. Ve şey yani şu anahtar yerinin etrafı bile ışıklı. Evet, yeşil bir ışık var start vermeden önce. Start verdikten sonra sönüyor. Aynen öyle. Ya cruise kontrol var. Daha ne koysun adamlar ya. Evet, coupe olmasına rağmen. Bak şu an direksiyon yumuşadı. Onun altına düştüm mü acayip yumuşak. Onu geçtim mi sertleşmeye başlıyor. Şey gibi. Bu fiyatlarda en son kasalarda ve 2009-2010 Punto'larda falan var. City mod diye bir mod var. Böyle City'ye bastığın anda direksiyon yumuşacık oluyor. Evet, torpidosu biraz küçük sadece dosya yani şöyle geliyor. Ama o da iki kadife kaplı. Evet, iç kadife bak kaplı. Orada on-off düğmesi var. Bu ne biliyor musun? Ona getirdin mi anahtardan bagajı açabiliyorsun. Yani evet. Çok güzel bir özellik. Ve bu araç 88 model. Tekrar vurgulayalım. Evet. Şöyle çektiği geliyor yani. Sadece normal bıraktığınızda bu şekilde kalıyor. Ama çektikçe geliyor, genişliyor. Tabii biraz dizinize daha vurmasın diye. Evet. Ama yani otururken de açılabilir. Hani Renault'daki gibi değil. O araç 2007 model olmasına rağmen düşünmemişler. Yani maliyetten kısmak için bir şeyler yapmışlar orada. Yani şu şekilde kitapçıda duruyor. Hani kapı bu şekilde. Şöyle kitapçıda bayağı bir kalın. Hani kim bilir ne özellikler var. Açıp okumak lazım. Evet, tek tek okumak lazım. Büyük ihtimalle İngilizcedir zaten. Çünkü gümrükten geldiği için araba. Araba gördüğünüz gibi yürüyor yani. Gidiyor. Şurası kollayaması çok güzel. İleri geri olmuyor. Ama bu şekilde şoföre doğru bakarak açılıyor. Yani biraz daha şoföre yönelik yapılmış bir şey. İçinde işte küllüğü falan var. Büyük ihtimalle orijinal değil bu. Orijinal de olabilir. Küllük mü? Değil. Yok yani değildir. Yani buraya bayağı bir eşya bırakabilirsiniz. Evet, büyük yani. Telefon bırakabilirsiniz. Çok güzel ya. Ya bir kavanoz bile sığabilir buraya. Evet, burada dediğimiz gibi şurada şey düğmesi var. Farların yıkamanızı çalışıyor. Önce suyu sıkıyor, sonra sileceklerle şey yapıyor.
Bu da gayet güzel bir özellik. Öteki türlü suyu sıktın mı çamur oluyor. Aynen. Silmedikten sonra bir manası yok. Niye sıkayım ki ben? Ama bu arabada sileceklerle birlikte. Genelde Volvo doluyor. Hani diğer arabalar çok iyi. Evet. Mercedes'ten bazı modelleri. Eskilerde var. Evet, eskilerde. Arabayı teslim etmeye geldik. Üzgünüz. Evet, İçimiz kan ağlıyor. Şu an gülüyoruz ama aracın verdiği mutluluktan dolayı gülüyoruz. Aynen öyle. Tabii arabayı bırakmak istemiyoruz. Araba gerçekten çok güzel. Yani hiçbir şey olmasın, benim olsun bu araba, evin önünde yatsın yani, sürmeyeyim. Aa, içinde de yatarsın tüm de, çok rahat. Evet, ya, koltuklar bayağı da ileri geri de gidiyor. Bak şöyle de göstereyim. Yani böyle içine yayılabilirsiniz gayet. Tabii arkada kimse olmayacak. Evet, geldik arabayı teslim etmeye. Evet. Umarım testimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.